Kusura bakmayın, tek elim var. Çalamıyorum. Ellerim patayırcasına kadar çalmak isterdim, yemin ederim. Çok harikasınız ya. Bu ne ya? Özkan, bunun şeyini anlatsana, söz hikayesi. Evet, sözleri ben bunun böyle şarkı yaparken anlamsız sözler. Terönüm deniliyor bunlara. Anlam olmayan kelimeler ve hecelerden oluşuyor. Ben bunu çıkardığımda şarkıyı bana yaparken Das Distos, Sude Sude, o bölümleri vardı yani. Ben de Masar'a gittim. Dedim ki Masar, şuna bir Türkçe söz yaz ya. Yani sen dedi bir söyle dedi. Ben de bekliyorum. Gel gözlerimle o. Benim ne falan gibi şeyler bekliyorum söz. Söyle dedi sen. Ben dahi dahi yahum. Nurun da doğdun da falan doğdun da derken o Nurun. Ama melodi çok güzel abi. Hepsini yazmış. Hepsini oturttunuz. Abi bu oturtmuş. Ağzından çıkanı yazdın. Ağzından çıkanı yazdı. İşte sözler bu dedi. Bitti. Defter kapandı. Güzel. Güzel olmuş değil mi baba? İyi ki orjinal, Türkçe söz yazmamış. Vallahi çok güzel. Orijinal dediğim o. Le 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 le. Na ne ne. Habiyöre feste. Yani Türk halk müziğinde de vardır bunlar baba. Uydurmasyon mu ne? Tabii. Uydurmasyon abi şey, sözler. Ama biz ona şey biliyorduk ya. Biz ona şey deriz. Uydurre lezine. Hani kalkın oynayak falan. Uydurre lezine. Uydurre lezine. Uydurre lezine. Uydurma yani. Sude, çok iyi Sude. Bir, çok iyi bir feste bu. Evet. Çeşitli anlamları var Sude'nin. Sürülmüş, boyalı. Ayrıca çocuklarına ad verdiler, vermesinler. Çünkü ama sürülmüş, dışlanmış demek ama, Sude. Ama Sude diye mesela tarla gibi. Sude var. Tarla gibi işlenmiş, sürülmüş anlamına da geliyor. Bereket anlamına çok da geliyor. Çok ismini yani koymuş. Çeşitli anlamları var. Sonradan öğrendik bunların bu anlamda olduğunu. Sude'nin de. Ne mesela? Ben ilk başta Sude'yi diye anlamını bilmiyordum ki. İşte tarlayı sürülmüş diyor. Dışlanmış. İşlenmiş bereketli anlamına geliyor. İşlenmiş anlamına. Evet. Sürmeli, boyanmış. Yani Farsçadan çıkan bir yani kelime. Söz sizin feste masaralan son mu? Sözler feste. Beraber. Beste, feste benim.